Arkadaşlar merhaba. Bu çizimde şuranın devamını yapacağım. Şunun altını merak edenler olmuş. YouTube'da soran çok. Bu videoyu da YouTube'a atacağım. Bir 20 dakikayı bulur diye. Oradan izlersiniz. Şimdi bu videoda şu, özellikle şu beyaz kuru boyaları tanıtacağım. Bu farklı. Böyle bildiğiniz kuru boyaları gibi değil de ucu böyle yumuşak yağlı gibi. Değişik bir kuru boya, öyle diyeyim. Yalnız bunları açarken dikkat edin. Şurada göstereyim. Bu kalem buraya gelene kadar en az 10 defa kırıldı. Onun da bir yolu var. Açacak sürekli yeni olsun, sıfır olsun. Bir de kuruduğu zaman daha iyi açılır. Bu nemli olduğu zaman kırılır. Çakmakla ya da işte mumla ya da tüpün üstüne hafif kurutun. Ondan sonra açarsanız kırılmaz. Daha az kırılır. Şöyle sipsivri elde edersiniz. Tamam. Şimdi burada 3 tane beyaz var. Hatta 4 beyaz diyeyim. Bunlar hepsi farklı. Bembeyaz. Onun bir altı. Şu şöyle değiştirelim sırasını. Onun bir altı, onun bir altı. Yani beyazın 4 tonu var burada. Şimdi bunun ne işe yaradığını şurada göstereceğim. Hızlıca biraz büyüttüm ekranı. Umarım net görürsünüz. Şu alt zemini en pratik şekilde şöyle gidelim. Böyle koyu bırakmayacağız tabi. Şimdi burasını birazcık açmam lazım. Çok fazla koyu oldu çünkü. Şöyle şunla. Fazlasını alıyorum. Şuraya taşabilir. Zaten orayı boyayacağız ya. Bak buradan alıp aslında yukarıya doğru da şöyle gidersin. Araya gitmesin. Şu şey bana yetiyor. Şu ton. Tamam. Şimdi bunu ilk başta en açık beyazla. Şunla şunu biraz daha büyüteyim ekranı. Şöyle iyice yaklaştırayım görmeniz için. Şuralar üzerinden geçtim biraz önce vardı aslında da. Hızlıca toparlayayım. Şuradan devam edeceğim. Bak şu kalemle yapıyorum, tamam mı? Bu tarz sakallarda bunun avantajı hızlı yapmanız. Şuradan başlıyorum artık. Burasını ben boyadım, tamam mı? Şu beyazla. Ama dediğim gibi ben beyaz değil. Şuradan serisi var. Eğer okuyabiliyorsanız. Tamam. Yoksa da yorumlara yazın. O serisini ben yazarım. Diğer beyazları da kullanacağım. Böyle çizerken benim gibi burayı çizerken şuraya da atlayabilirsiniz. Yani gördüğünüz her şey o anda hemen halledin unutmamak için. Bazı yerlerde biraz bastırıyorum. Şöyle bak. Basınç arttıkça beyazlık artar. Tamam. Şimdi şunu birazcık yaptık. Şu kadar bir alanı. Tamam. Şimdi bunun bak bundan biraz farklı değil mi? Bunda biraz koyuluklar var aralarda. Onu nasıl yaptım? Şu beyazla işim bitti gibi hemen hemen. Şunu biraz daha atayım. Şu şurada dursun. Şimdi şu kuru boyayı aldım.
Bunu tanıyorsunuz. Şöyle not alın. Şu önemli olan. Şimdi bunun araları atıyorum. Rastgele atıyormuş gibi geliyor ama değil. Beyazlara çok az değerek değiyor. Ama az değiyor, tamam mı? Şuna yakın benzer bir şey çıkacak birazdan. Bunu da bak şöyle çiziyorum ama şöyle çevire çevire. Şöyle var ya, dönüyor aslında. Ben yaparken bir de bu dönüyor. Yoksa ucu hemen kapkalın olur. Yani nasıl diyeyim? Şöyle çeviriyorum. Minik minik şu şekilde. Çevirdim. Fark etmiyorsunuz ama onu ben sürekli çeviriyorum. Yani aynı anda aslında birkaç işlem yapıyorum. Bazen sizler soruyorsunuz, biz yapınca olmuyor diye. Aslında böyle küçük detayları da anlatmam lazım, bu detayları. Fakat bir videoda her şeyi anlatamıyorsun. İşte bunları zamana yaydık. Şöyle devam edeyim. Şimdi şurasını şu beyazla biraz daha geçeyim. Biraz önce işi bitti dedim ama şöyle bitmemiş işi. Bak şurada da güzel böyle şeyler oluyor. Minik minik beyazlar var ya. Şimdi bunu indirelim. Şuradan şu beyazı seçtim. Bunun daha beyazı. Ucu kırılacak. Çok sivri. Şöyle minik minik başlayayım. Evet, gördüğünüz gibi kırıldı. Çünkü çok sivriydi. Ama şu beyazlık kalsın. Arada bu beyazlıklar bize lazım oluyor. Yine başka yerlere el attım. Şöyle hızlıca göstermeye çalıştım. Bunu biraz daha şöyle, şuradan devam etmem lazım. Şu şekilde var ya. Şöyle. Aynı şekilde şuradan şöyle yukarıya doğru gidecek. Şu simetri olsun diye, tamam mı? Bunu çok zaman kaybetmeyeceğim. Zaten şurası gibi yaparsınız şöyle. Yukarıya doğru gider. Şunu merak edenler olmuş YouTube'da. Biraz da şöyle gözenek yapalım. Sonraki iş. Şimdi şu bıyığı soranlar olmuş. Bıyık var ya. Burada şu ikisini kullandım. Kalın tellerde bunu, ince tellerde bunu. Bu tabi şu an ucu kalın. Açmam gerek. Şöyle iğne gibi olsun. Şunu şurayı biraz koyu yapayım da. Bak burayı şöyle
Bu direkt 4B ile geçtim, tamam 4B. Azıcık da Faber'in 2B'sini böyle hafif kaynaştırayım. Şurada boş bir alan yapalım, onun üzerinde göstereceğim, tamam mı? Biraz gözenek. Böyle deri gibi aslında, inşallah videoda görüyorsunuzdur da. Şimdi bak, şuradan devam ediyorum. Ama böyle cetvel gibi yapmayın, tamam mı? Şöyle hızlıca atın şu şekilde. Yine kırdım. Bazı yerleri bastırın, bazı yerleri bastırmayın. Şimdi şunu şöyle yaptık. Şimdi bu ne? Bu tükenmez siyah. Tabi yazmıyor. Soğukta biraz ucu donar bunların, bilirsiniz. Boş yerde şöyle göstereyim de anlamanız için. Bir de bu şu noktalar var ya, bak şunlar. Şunları gördünüz mü? Yani tam çıkmamış sakallar. Şuraya da yapayım. Bu şekilde devam edin. Tekrar kuru boyamızı aldık. Gene kırdık. Şimdi böyle yavaş yavaş gidersiniz. Tamam. Bu hiperrealist sizin dedikleri olay bu. Çok zor değil. Sadece biraz böyle işte yavaş gitmeniz gerekiyor. Şurayı da dediğim gibi şöyle doldurmak lazım, şu kısmı. Şöyle. Bak şöyle. Hizası var ya. Şöyle geliyor. Şöyle bir gölge yapın. Tamam. Bu şekilde. Nasıl gidecek? Şöyle. Olay bu. Çok zor değil. Sadece malzemeleri nasıl kullanacağınıza dikkat edin. Şunu yakından göstereyim size. Netleşirse. Şöyle. Parlıyor. Akşam çektim videoyu. Şöyle bakın. Çok karmaşık gibi gözüküyor ama şu beyaz kalem şu minik şeylerde çok güzel işe yarar. Şurada bilerek birkaç tane attım. Şunlar var ya. Yine bu videoyu devam etmemi isterseniz yazın. Şuraları tamamlarız. Kaşlarına geçeriz. Kaşları yarım bıraktık. Sonra da işte alın, biraz da saç yaparız. Şuraları bittiği zaman işte gerçek bir görüntü çıkar.